İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin 10. yıl dönümü. Ermeniler Şuşi'de neler bıraktı? 1915 Batı Ermenistan. İsfahan'da Ermeni şehitleri anıldı. Türkiye'deki darbe girişimine ABD'nin karıştığı iddialarına ABD'den sert tepki. Batı Ermenistan'ın görülmeyen değer yerleri. Mardin Antik Kenti. Ermeni somut olmayan kültür mirası UNESCO'nun Yaşayan Miras dergisinde. Batı Ermenistan, başkanlık, hükümet, parlamento. 9 Mayıs 2016 veya sonrasında tevdi edilen tüm onay belgelerinde yer alan deklarasyon. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası. Batı Ermenistan Cumhuriyeti tüm sözleşmeleri, tüm temel ek protokolleri onaylamaya hazır olduğunu açıklar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal ettiği kendi topraklarında aşağıda belirtilen sözleşmelerin, protokol hükümlerinin uygulanmasını, işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına, etkilerinin tamamen ortadan kaldırılmasına kadar garanti edecek durumda olmadığını beyan eder. 29 Aralık 1917 tarihinde Rusya'nın deklarasyonuyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti tanındı. Daha sonra müttefikler Yüksek Konseyi ve Birleşik Kuvvetler tarafından 19 Ocak 1920'de de facto, 11 Mayıs 1920'de ise de jure tanındı. 22 Kasım 1920'de Sevr Antlaşması'nda Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararıyla kararlaştırılan sınır, Türkiye tarafından 10 Ağustos 1920'de resmi sınır olarak kabul edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, işgalin sonuna ve sonuçlarının tamamen ortadan kaldırılmasına ve ayrıca 18 Aralık 1917 tarihinden itibaren topraklarında işlenen soykırımın ve tüm etkilerinin çözümüne kadar ilgili sözleşmeler ve protokoller çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği yapmayacaktır. Sputnik Armenia Ajansı tarafından yayınlanan makaleyi sizlere sunuyoruz. Artsakh Prensi Melik Şahnazar, sonradan han olan Civanşirlerin Türkçe konuşan kabilelerinin lideri Panah Ali ile birleşmesinin, Şuşi'nin Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının sembolü olmasına yol açacağını düşünüyor muydu? Uzun süredir acı çeken bu şehirde Ermenilere özgü olan nelerdir? Şuşi'nin Ermeni mahalleleri şehrin üst orta kesiminde bulunuyordu. Şuşi yaylasının üst batı kısmı Karabağ Hanlığı'nın Rusya'ya katılmasıyla 1805 yılında inşa edilmeye başlandı. O zamanlar Şuşi, Transkafkasya'nın en büyük şehirlerinden biri ve incisiydi. Ermeni kısmı Şuşi'nin tüm alanlarının %65'inde yer alıyor ve 18 bölgeye ayrılıyordu. Megrezot, Agulezot, Gazançitot gibi. Bunlar çok bakımlıydı. Bu semtlere genellikle küçük Paris olarak hitap edilirdi. Evlerin çoğunun çatısı kırmızı kiremitli, oyma balkonlu, kemerli ve sütunlu beyaz taştan yapılmıştı. Ermeniler arasında Avrupa tarzı kentsel yapı yaygındı. Şehrin Ermeni kesiminde 5 kilise, 1 manastır, 300'den fazla dükkan, 15 okul, 1 kolej, 1 yüksek okul, 1 tiyatro, 6 kütüphane, 16 okuma odası, 23 batbağı olmak üzere 7000 konut ve idari bina vardı. Makalenin tamamı YouTube'da mevcuttur. Nelli Garipyan çektiği filmde Batı Ermenistan'ın farklı vilayetlerinden Doğu Ermenistan'a göç eden Ermenilerin yaşamlarının tarihçesini sunuyor. Film, Batı Ermenistan'ın 7 bölgesi ile Maraş şehrinin nüfusunu, topraklarının büyüklüğünü, kültürel ve ekonomik yaşamını sunuyor. Farklı bölgelerde soykırımdan önce kaç Ermeninin yaşadığı, soykırım ve tehcir sürgünden sonra kaç kişinin kaldığı belirtiliyor. Tarihçi, Diyarbakır'a atıfta bulunarak ortak kesimde bulunduğu için soykırım sırasında en büyük darbeyi aldığını söylüyor. Soykırımdan çok az kişi kurtuldu ve Yerevan ile Doğu Ermenistan'ın diğer bölgelerine sığınmayı başardı. 1878-1880'de Harput ayrı bir vilayet olduğu için Ermenilerin yaşamadığı ve çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı ilçeler ona ilhak edildi. Ve bu Ermenilerin Batı Ermenistan'ın her vilayetinde çoğunluk olmaması için uygulanan özel bir politikaydı. Tarihçi en büyük Ermeni nüfusuyla öne çıkan Sebastya'dan da bahsediyor. Film YouTube bağlantısında mevcuttur.
Armen Press'in İSNA ajansına dayandırdığı bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti'nde İslam devriminin zaferinin 42. yıl dönümü münasebetiyle İsfahan'daki Ermeni mezarlığında Ermeni şehitlerini anma töreni düzenlendi. Anma törenine İsfahan Ermeni Piskoposluğu'nun başpiskoposu ve rahipleri, şehitlerin aileleri ve Ermeni cemaati mensupları katıldı. Hazır bulunanlar şehitlerin özverililiğini ve fedakarlığını andı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Temmuz 2016 darbe girişimine karıştığına dair Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamada, ABD 2016 yılında Türkiye'deki darbe girişiminde yer almadı ve derhal bunu kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin aksi yöndeki son iddiaları tamamen yalandır. Bu sözler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki olaylarda sorumluluğu hakkındaki diğer asılsız ve sorumsuz ifadeler, Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı statüsüyle uyumsuzdur denildi. Mardin Antik Kenti, Batı Ermenistan'ın gezmeye değer en önemli yerlerinden biri olarak kabul edilir. Bu masalsı şehirdeki mimari titizliğiyle ilgi çeken ve diğer yapılardan farklı bir güzelliğiyle ayrılan birçok binalar adeta Mardin'e özgü. Eski çağlardan günümüze kadar ulaşan atalarımıza ait mimari ve kültürel mirasını görmek istiyorsak Mardin'e gitmenin tam zamanı. Antik kent Mardin'de tarihi sokakların üzerine altta geçit bırakılarak yapılan ve abbara diye tabir edilen odalar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yakın zamana kadar 106 olan abbara sayısı 57'ye düştü. Her bir abbaranın 3-5 metre aşağısında bir başka abbara var. Bu bir kademe geçişi olarak görülüyor. 5 metreden 25 metreye kadar uzanan abbaralar var. Yükseklikleri 1,5 ile 5 metre arasında değişiyor. Bunlar geçmişte insanların atalarımızın yaşadığı dönemdeki geçişlerini kolaylaştırıyordu. Bunları korumamız lazım. Çünkü kaybolmaması gereken bir kültürdür. Ermeni somut olmayan kültürel mirasının korunmasına adanan makaleler, UNESCO tarafından desteklenen ve merkezi Sofya'da bulunan Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirası Bölgesel Merkezi'nin 2021 tarihli Yaşayan Miras dergisine dahil edildi. Makaleler, Ermeni somut olmayan kültürel mirasının çeşitliliğini, bu çerçevede öne çıkan benzersiz tezahürlerini ve Gomidas Müze Enstitüsü ile Hovhannes Tumanyan Müzesi'nin faaliyetlerinin incelemelerini sunuyor. Ermeni Gölge Tiyatrosu ile ilgili makale bu tür halk tiyatrosunun tarihine ve modern gelişimlerine değiniyor. Ermeni alfabesi ile ilgili ilginç bir makale Kafesyan Sanat Merkezi'nin Kalemimde Ermeni Yazarları adlı eğitim programını sunuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluktan Ermeni halk şarkıları Nare Yar ve Horodik Manan adlı eseri sunuyoruz. Mege kelis mege gaynis da kele şu şudu kele siluni gemana aşko bunko mart gespani da kele şu şudu kele siluni gemana kuzerenge merçemel ertinde kele şu kele xorodi gemana xorodi gemana Zigar nim tazis kertin de kele şud şud kele xorodige manan xorodige manan Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.